Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Ben tüm pozitif enerjimle niyetlendim ve kapattım. Arkadaşlar uyanlar sizindir. Uymayanlar evrene gönderin diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızla dedikten sonra şöyle gördüklerimi paylaşacağım sizlerle. Evet ben hep söylüyorum zaten. Şurada çok güzel bir yolunuz açıldı. Güzel bir e, mesaj bu aslında. Açılacak yollarınız var demek. E, burada gördüğümüz e, kapanmış içiniz. Yani e, diyorsunuz ki arkadaşlar e ee, benim son zamanlarda şu şu yaşadığım zamanım, işte şu durumum, bu konum, bu davam neyse artık hayatınızdaki sıkıntı bitmiyor demişsiniz ve aslında bunu iç dünyanızda da ciddi anlamda tıkanıklık olarak görüyorsunuz. Arabanıza binmişsiniz, bir yere gidiyor gibi çıkmışsınız ve yolunuz engebeli Yani siz de farkındasınız ki bugün iç dünyamız olarak baktığımda işte hani bayramdayız bayram tatilimiz bittikten sonra planınız var elbette ki herkesin hayat standartına göre yapılacakları var ve diyorsunuz ki ben Gideceğim yapacağım ama zorlanacağım bunun farkındayım bana güç ver Rabbim der gibisiniz bakın günce yani gücünüze gidecek olan işte güçlenerek yapacağınız bir şey ya da çok zorlandığınız, gücünüzü azaldığını düşündüğünüz nokta 10-15 gün kadar diyorsunuz. Kendi iç dünyanızda planınız 10-15 gün zorlanacağınız yönünde. Evet üst üste haberleriniz olmuş. Kalbiniz yarım kalmış. Çok net bir şekilde böyle ne diyelim ona biliyor musunuz? Köpük yani bilinmezlik, boş haber, boş vesvese Bunu ne diyorsanız artık kendinizce Böyle bir dillenmişlik var, boş konuşmalar var Şurada zaten bariz bir göz var İnsanların lafları boş, boş yani Gevezelik yapıyorlar, başka hiçbir şey değil A harfindeki bir insanla konuşup Sanki diyorsunuz ki ben şimdi bunu nasıl aşabilirim Nasıl toparlayabilirim dediğiniz bir süreçmiş gibi görünüyor Açıkçası ben size şöyle söyleyeceğim. Zaten giderek azaldığı için ya artık insanların yorumlarını takmaz olmuşsunuz ya etkilemez olmuş bu yorumlar sizi ya da zaten daha az. Hani vardır ya tazeyken konu daha gündemdedir ama zaman geçtikçe biraz biraz böyle şey olur ya biraz öyle olmuş açıkçası. Yine bir A harfinden gelen bir destekle görünüyor. Aileden birileriyle beraber bir sofra kurulmuş arkadaşlar. Ki bunu yaklaşık 10-15 gün önce yapmışsınız gibi. Demişler ki büyükler olarak bak ben sana şunu şunu akıl edeyim vereyim şöyle düşünelim böyle olursa şu olur gibi. Sanki bir ee, dikdörtgen masada toplanılmış aile bireylerinin ortak bir fikire size yardımcı olacak bir yola açmaya çalıştıklarını görüyorum. Bu da güzel insanlardan güzel desteklerle yolunuza devam ettiğiniz anlamına gelir. Şimdi içinize sinen oh be olduğu bir süreç hayır ama kör topal devam ediyoruz dediğiniz bir süreçtesiniz işin içinde bir resmiyet de var. Bu resmiyet ister dava olsun, ister haksızlık düşünceniz olsun. Zaten o bu fikri verdikten sonra bu yola karar vermişsiniz. Önünüzde işte ne diyelim ona? E, ayın 15 değildi. Maksimum 20'si gibi olur zaten diyor. Aynı arabadaki bak şurada engebeli gördüğünüz arabayla yolculuğunuz artık burada daha az aşacağınız engele düşmüş olarak veriyor biliyor musunuz? Engelleriz kalkıyor aradan. Ee, anlamı şudur hayatınızda e, engellerinizin azalarak aslında yani hep de böyle değil midir hayat mücadele ede ede onların üstesinden gele gele ama bir şekilde yorulsak da yine hayat bizi böyle yormuyor mu aslında hani diyorum. Nitekim e, son bir engeliniz kaldığının farkındasınız. İşi resmiyete dökmek aslında düşüncelerinizin arasında var. İki tane insanın kafa kafaya verdiğini görüyorum burada. Aileden birinden destek aldığınız anlamına gelir. El ele tutuşmuşsunuz. Şey var ya şöyle 23 Nisan'da çocukların el ele tutuştuğu böyle bir çıkartma var ya. Böyle her çocuk el ele tutuşuyor. Açıyorsun kağıdı böyle. Resmen aile... <laughs> Birlikleri böyle birlikte olmuş şey aklıma geldi. Selena'yı çağırmak gibi el tutuşmuşlar. Gerçekten güzel bir temenni, güzel bir enerji yoğunluğu, güzel dualarınızın aldığınız bir dua olduğunu söylüyor burada. Bu engeli aşmanız için son bir ha gayret demiş. Zaten engeli aştıktan sonra şey olacaksınız. Üniversiteyi kazanan daha doğrusu şöyle oluyor. Hani ilkokuldan ortaokul kazan çocuğum. Ortaokuldan güzel bir lise kazan. Liseden iyi bir üniversite kazan çocuğum. Oku oku çocuğum oku. E, üniversiteyi bir bitiriyor gençlerimiz. Aa Sudan çıkmış balık gibi ben ne yapacağım şimdi? Biraz böyle sudan çıkmış balık gibi e, enerjiniz var yani sanki bu engeli de açtıktan sonra neydi şimdi bizim görevimiz ya ben ne yapacaktım şimdi diye bir afallıyorsunuz açıkçası. Şimdi iş olabileceğini düşünüyorum ama bakın her şekilde yanınızda bir manevi destekçiniz var burada iki kişisiniz. Sizin burada asıl Mayıs ayıyla alakalı Haziranın ortası ne kadar sürecek bir yoğun temponuzun olduğunu söylüyor. Aa, yoğun temponuzun olduğunu söylüyor arkadaşlar. Hmm. Baya. Şöyle söylemek isterim size açıkçası. Hmm. İki kişi önce bir şey konuşuyorsunuz Mayıs ayındaki birisi birisini tutuyor ama tutsa da o kişi gelecek sizin yanınıza doğru ve siz bir şey halledeceksiniz yine ikili olarak e, düşünün bunu İster iş yeri olsun ister aile olayları olsun Şimdi göstererek anlatacak olursam şurada bir göz var zaten bir çift göz gözetliyor o kişileri okey. Şimdi bu insan şunu tutmaya çalışıyor bak yapma diyor yani doğru olmaz bir şekilde sizin önünüze engel olmaya çalışıyorlar. Ama siz burada önce şurada iki kişi konuşacak sonrasında yine bir ikili olarak arkadaşlar şuradaki olayı mevzuyu çözmeye çalışacağınız bir mayıs ayı olarak vermiş. Bir günlük mesele değil. Bunun siz de farkındasınız. İki hafta kadar uğraşacağınız bir mesele olarak çıkmış. Edirne'nin neyse Samsun'un ses harfleri var. İnatçı insanlarla bir mücadele durumu var. A, ağzını ejderha gibi çıkartmış ateş püskürüyor. Buradaki kişi de diyor ki beceremediniz şunu. Yani... Sanki bir üçlüye ikiniz e, tek yani siz üçünüz biz ikimiz dediğiniz bir mevzu var burada. İş yerindeki farklı görüş açıları olabilir. Aile olaylarıyla alakalı belki de bir şey çözmeye çalışacaksınız. Eşinizi mi destekçisiniz evladınıza mı anlamlandıramadım her şekilde birisinin yanında olmaya çalıştığınızı söyleyebilirim. Mayıs ayı ee, tam da nisan kadar e, akışta kalmayacaksınız biraz daha yorulacağınız bir ay en azından fiziken bir şeyin mücadelesini veriyorsunuz İşte çok çalışmak gibi mesaiye kalmak gibi ya da gidiş, gidişatla alakalı sistemle alakalı birilerine baş kaldırmak gibi ve e, bireysel olarak da yüz yüze kalıp böyle bir şey yapacağınız da kesin neyse ki sonsuzluk ifadesi de hemen yeni başında şimdi şöyle olmuş arkadaşlar bakın geçmişteki bir kapalılık dediğim o olayı e, sanki birisi organize etmiş de başınıza bunlar gelmiş. Fakat gel gör ki bu başınıza gelen bu organize ettiğiniz şeylerle alakalı da arkadaşlar. E, diyorsunuz ki e, e, ejderha öf, 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 yani ejderha gibi öfkeli birileri kusmaya çalışsa da ateş püskürse de daha doğrusu şey hali var orada. Sen merak etme diyor. Ee, geçmişteki gelen konular artık diyor sonsuza dek bir şeylerin çözümüne ulaşmaya çalıştığım bir süreçten geçtim diyor. haziranın ortasına kadar süreceği kesin. Duyacakların var, bazı duydukların canını sıkacak. Ama sen burada hani az önce de dedim ya üniversiteliler afallıyor. Ne yapacağız acaba diye böyle sudan çıkmış balık misali. Senin burada bu afallamanla hatanı Yapma var olan olduğun yerde devam et yani aslında kararını devam ettir ya da işte amacını saptırma yolundan dönme hani bir kararlılıkla iki kişisin çünkü sen tek de değilsin bunun üstesinden gelebilirsin enerjisi fazlaca var söyleyeyim kafa ütülüyor biri ya bak burada alacağın bazı duyumlar olacak canını sıkacak dedim ya birisi de böyle vir 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 hep aynı şeyleri söyler ama asla bir fayda sağlayamaz. Biraz öyle kafa ütüleyen biri var burada öyle söyleyeyim size. Kafa ütüleyecek. Hı, yarım kalan bir mevzu olarak değerlendirmeye çalışmış çünkü kendince. Kask takıyorsunuz. aynı güzel. Doğru yapıyorsunuz. Kafa ütüleyen insana karşı düşüncesel olarak bir önlem alacağını çıkmış burada. Yani orada söylemler olur ama çok da sen takılmayacaksın. Kafa tas yani kafana kaskı takmışsın da kafana takmamak için önlem almışsın gibi çıkmışsın. inşallah da birine ver şifa bulsun. Herkes derdi neyse derdmanını Rabbin versin diyorum ya arkadaşlar işle ilgili çok belirsiz bir dalgalı deniz olarak çıkmış bir iyi bir kötü gittiğiniz bir yoğun bir çok az çalıştığınız bir çok bir parayı az kazandığınız belki bilmiyorum ama bir şey döngüsü var orada onu söyleyebilirim ee, aşk aile tarafınız çok konuşulmakta inatçılığınız çok konuşuluyor şöyle söyleyeceğim önce çünkü iç kısım karışık ee, işle alakalı bak çift gözlerin çok sık bakışların arasında kaldığını yaptığın başarılarla alakalı dalgalı bir deniz olsa dahi rutinin var evet ama çok mücadele etmişsin aslında bunu sen hak etmişsin gözetleneceksin çok açık vermemeye çalış insanlara kendi planlarını ya da düşüncelerini söyleme maaşın azamını söyleme ortalığı boş boşuna sen karıştırmış gibi olacaksın sen bildiğin yolda devam et gözler zaten var e bu gözlerde gözü olanın gözü kamaştın diyelim biz e, i̇şiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi aşkla alakalı da burada iki tane insan var. Bir bumerang var. Aranızdaki konular döndür dolaştır aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmaktan geçiyor. Dedikodunuz yapılıyor. Onu söyleyeyim. Evlilik ve hane konusunda dedikodunuz yapılıyor. Ama yüreğinizin ortası dediğim alanla alakalı baktığım zaman bu kalabalığa bir grubun olduğunu söyleyebilirim. Üçe ayrılmış insanların fikirleri var. Sen burada bak zaten şurada haber geldikten sonra iki kişisin. Tek beden iki kafa çıkmış haber tam kafanda. 1, 2, 3, 4 kişinin burada sana doğru geldiğini, şuradaki grubun dağıldığını, buradaki insanın sana uzak baktığını söylemiş. 3'e ayrılmışsınız siz. Bir mevzu var. 3 kardeş misinizdir? Bir mevzu var. Üç kere mi konuşulmuştur? Hani burada bu üç'e bölünmüşlüğü nasıl tarif edeceğim tamamen sizin hayatınıza göre değişkenlik göstereceği için arkadaşlar. Üçlü taraf, üçlü kardeş, üçlü kişi neyse artık toparlanıp konuşma zamanı geldiğini. Dolayısıyla da aslında burada şey hali olduğunu söyleyebilirim size. Ee, ne diyelim onu? Gerçekten e, ciddi anlamda toparlanıyorsun artık demiş gibi bir şey bu. Hmm. Gayet net, gayet güzel önünün açacağını insanların hakkında konuşsalar dahi bu üçe ayrılmış fikir ayrılığı ise de üç defada konuşulan bir olay ise de sen aslında Tek beden iki kafa ya da zaten tek bir yürek olmuş iki kişiyle bunları geride bırakacaksın diyor. Konuşulmanız var felak nasıl inşa bence ihmal etmeyin derim elbette ki. ama bu tamamen e, adaçayı tütüleseniz de olur. Çok böyle insanların fikirlerine önem vermeseniz de olur. Nazarınız var eyvah bak bereketini etkiliyor odan ziyade boş konuşan insanlar var kafana takma ne olursun derdin yok gibi bir de bu insanların konuşmasını mı kafana takacaksın Allah aşkına tadı var burada onu söyleyebilirim. Şimdi kariyer evinizle alakalı dalgalı deniz dedik. Bir sürü gözledik. Aman dikkat et önünde yolunda devam et dedik. Bak işte bu diyor ki maddi manevi birazcık ıslandığın bir dönemden geçiyorsun diyor. Dalgalı deniz olması illa her zaman parasızlık ya da maddiyatsızlıkla ilgili değil bazen de yeri gelecek çok para kazanacaksın diyor. Yani burada bir maddiyattan sıkıntınızın olduğunu söyledi ama dalgalı deniz zaten dediğim gibi çok çalışıp az çalıştığınız Bir dönüşüm söz konusu burada. Yoluna çık ama bu konuda sonsuza dek böyle bir maddiyatsızlık yaşamayacaksın dediği kesin. Bunu kariyer yani kaderiniz, yüreğinizin ortasındaki o işte üçe bölünmüş, üç kere de olmuş konuyla alakalı. Kupa Şövalyesi çok mücadele ettiğin çok savaş ettiğin çok savaş savaş verdin. Hani çok yoruldun, bittin, tükendin. Tamam ama netice itibariyle burada şey var. Ee, gerçekten ee, savaş bitti artık. Savaşın bittiğini, işte daha huzurlu bir alana doğru geçmek istediğini gösteriyor. Gerçekten de öyle bir zaten sakinlik hakim olacak. Aşkla alakalı da verdiğin emeklerin karşılığını alma zamanı. Evliliğinde parayla ilgili çok emek verdin karşılığını aldın. Bu ilişki için çok emek verdin karşılığını aldın. Birbirinize manevi anlamda çok nazınız, niyazınız, hatrınız geçti. Ama bir şekilde karşılığını alma zamanına geldin. Ben beraberliğinizin devam edebileceğini ama konuşulma tadı hep var yani. Daha çok hatta ilişki tarafında var. Çok da takılı kalmayın derim sadece. Bugünlük ben Zaten bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sabah akşam bakımlarıma bayramda da devam hem iyi ki varsınız. enerjinizi sağlık sayenizde olabiliyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Ee, güzel bir tatil olsun inşallah. Ee, gerçekten hani bayram kısa 3 gün fakat... E, Bağladıkları zaman dilimi uzun olduğu için inşallah herkes ruhuna iyi gelecek şeyler yapar ve sevdikleriyle beraberdir. Bayramdan sonra hedeflerimiz amaçlarımız elbette ki var. Hayat devam ediyor maalesef. Mücadele devam edeceği anlamına gelir. Ama güzel bir kısa mola veriyorsanız ne mutlu size. Ben hep diyorum demeye devam edeceğim. Rabbim sana veren sınavlarının sen ders alasın diye verdiğini unutma. Sabrın sonu selamet oluyor yani yap iyiliğini at denize o seni bulur diye boşuna dememişler yüreğini çürütme diyorum umudunu yitirme ki depresyona girmeyesin şer sandığın kapının yarın sana hayırlara vesile olacağını bilemezsin ancak yarın görebilirsin İşte o yüzden de lütfen sabır diyorum haricinde şunu da söyleyeceğim arkadaşlar gerçekten kim ne yaşattı bilmiyorum ama herkesin hayatında emin olun ki bir yara açan kişi var dolayısıyla o kişi sana ne yaşattı ise maddi verdiği zarar ve manevi verdiği zararların her birinin bedelini ödeyecek olduğunu bil. Sen ona beddua ederek sadece negatif bir dile sahip olacağını. Senin beddualarının aslında ona bir hemen çabuk olsun diye bir zaman hızlandırmayacak. O zaten yaşaması gereken yerde bu karmanın bedelini ödeyecek. Yanına kalmayacak. Yarın olabilir belki. Yarına kalmıştır belki ama yan sabır diyorum. Sağlık önemli olan, sağlığınız yerindeyse de arkadaşlar su akacak ve yolunu bulacak bunu unutmayın. O yüzden şunu söyleyebilirim size. ilahi adaleti teslim edin diyorum. İnanın buna. ilahi adalet ee, tecelli edecek. Sağlığın yerindeyse çok şükür bunun üstesinden geleceksin. Defalarca kez sınandığın konuları atlatan kişi yine sendin. İşte bunun da üstesinden gelecek olduğunu unutma diyorum. Bugünlüklerden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılımı kadar başta sağlıklı kalın diyorum arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.